Herkese merhabalar. Bugün Mirza ile birlikteyim. Mirza benim aslında takipçim hayatında ikinci kere buraya geldi. Burası benim ofis. Burada çekimlerimizi yapıyoruz. Mirza girişimci. Hukuk fakültesinde okuyor. Gaziantep'li. Gaziantep deyince tabii ki baklava geliyor hemen akla. Ee, çok güzel, çok akıllı ve çok girişken bir arkadaş. Bugün onunla bir muhabbet etmek istedim. Ee, Mirza, hoş geldin. Hoş buldum abi, merhabalar. Çok sağ ol. Şimdi... İlk önce şununla başlayalım bence insanların hep merak ettiği biz hepimiz ben de dahil internette birilerini takip ediyoruz bakıyoruz ünlüleri görüyoruz filmlerini izliyoruz şarkıcılar vesaire internette gördüğümüz kişiyle gerçek hayatta tanıştığımız kişi birbirinden çok farklı olabiliyor. Evet doğru diyorsun. Orada gördüğün Efe ile e, sonradan tanıştığın yüz yüze muhabbet ettiğin içini dışını etrafındaki insan benim çünkü yakından insanları da tanıdın az buçuk e, o muhabbetleri ortak muhabbetlere girdin. O Efe ile internette gördüğün Efe Yani ben seni bu arada 2019'dan beri de takip ediyorum. 5 yıldan fazla bir süreçtir ben senin takipçinim ve mümkün olunca her, her içeriğini de izlemeye çalışırım. Her story'ini böyle sonuna kadar izlerim ilk önce yüz yüze tanıştığımızda direkt önce bir fiziki olarak hani insan hemen böyle bir şey yapıyor. Nasıl desem bir kıyas veriyor. Değil Aynen direkt notu oradan veriyoruz tabiri caizse. Böyle görüyorum tamam hani bir 1.90 diyordu boyuna falan görüyorum tamam benden 3-5 cm okey diyorum doğru söylüyormuş. Ondan sonra bakıyorum gerçekten gözüktüğü kadar fit belki daha da fit bu arada realde gerçekte daha da şey gözüküyorsun, daha da fit gözüküyorsun. İlk önce fiziki olarak görünce, karşılaşınca diyorsun ki tamam hani bu adam testten geçti. Hani bu adam şop yapmıyormuş, o konuda yalanı yokmuş tabiri caizse. İlk önce dediğim gibi fiziki olarak not aldıktan sonra tabiri caizse. Birebir muhabbet dediğin gibi, sen dediğin gibi mastermind toplantısında tanıştık birkaç hafta önce pazar günü. Ve 3-4 saat gibi böyle oturmuştuk ekiple beraber kalabalık muhabbet ettik. Orada da böyle Gerçekten şimdi 5 yılda bu arada kısa bir süre değil bütün bu 5 yıl boyunca her gün gördüğüm işte yani sen her gün aktifsin. Evet. Her gün gördüğün adamla karşı karşıya gelince böyle tokalaşıp böyle kanlı canlı tanışınca insan ilk başta böyle bir garip hissediyor. Abi harbiden gerçekmiş hani böyle birisi varmış. Ee, onun dışında da hem içeriklerinde paylaştığın fikirlerin olsun işte e, hayata bakışın olsun kafa yapın olsun. Bunları bir de gerçekten realde görünce ve daha iyi dinleyince daha güzel kafada oturuyor ve bunun gerçekten gerçek bir şey olduğuna kanaat getiriyorsun. Fake değil diyorsun yani değil mi? Aynen. Bu bence insanlar çok paranoya bağlamış durumda bence internette. Evet. Çünkü gerçekten herkes ya parasıyla fake, evet. mış gibi görünmek, evet. anladın mı? Zenginmiş gibi görünmek, işte fitmiş gibi kadınlar photoshop'la biliyorsun. Evet. Videolarda bile yapılıyor evet. şimdi. Evet. Yani hani fotoğrafta yapılıyordu. Evet. Şimdi artık AI sayesinde, artificial evet. intelligence sayesinde videoları da yapabiliyorlar ve evet. harbiden fark edilemeyebiliyor. İşte ne bileyim Dubai'den mesela buna çok esprisi yapılan bir şey işte araba kiralıyor. Kendisininmiş gibi gösteriyor. Ben halbuki ben de araba kiralıyorum ama ben altını çize çize bu kiralık kardeşim ben seviyorum spor arabayı ve kiralıyorum diyerek söylüyorum. Gerçi 50 kere kiralık desem de insanlar altına şey video videom var öyle bir tane. Abi şey diyorum. Araba kiralık diye video başlıyorum. Altına yorum bırak ya kiralıktır e, <laughs> <Sırağı atıyor. gülüyor> ya Yani bunun gibi çok fazla şey var. Çünkü insanlar e, fake yani sahte hayatlar yaşıyorlar ve e, özellikle internet onların egolarını poh pohlamak için kullandıkları ilk kızların ilgi, erkeklerin de ilgi ama erkeklerin daha çok böyle daha zengin güçlü, hani kimisi mahfetik takılmaya çalışıyor, kimisi zengin takılmaya çalışıyor, karizmatik takılmaya çalışıyor. Öyle bir dünya var. E, öyle adamların yanında da sen şimdi başarılı güzel bir şeyler yapınca sen de ne yazık ki o kategoriye giriyorsun gibi. Maalesef evet biraz işte o o sanal sanal ortamdaki o bütün yalanlar olanlar işte bir yerde maalesef seni de etkiliyor. Gerçekten harbiden bu işi yani kendi hayatını paylaşan, kendi realitesini paylaşan senin gibilerini de etkiliyor bir yerde. Evet. Ama gelip yüz yüze gerçekten tanışınca işte hem kafa yapını hem muhabbetini, sohbetini biraz insan izah edince diyor ki tamam harbiden böyleymiş yani. Ya. Mesela boyunla fiziki özelliklerinin alakalı paylaşım yapmışsın. İnsanlar onu bile yalanlıyor. diyor. He, diyor he, ki he, ya öyle. ya sen bir 90 değilsin. Evet. Ya gördün mü ki hani mesela evet, evet. fotoğraftan bakılık sen bir 90 değilsin. Evet, Ama evet, geliyorum, doğru. görüyorum tamam hani benden uzun tamam evet. belli adam doğru söylüyor. Abi işte kollar iğnemiş, öyle mi böyle mi yaptın nasıl yaptın? <laughs> <laughs> Ama abi. gelince o, harbiden onu önüne geçemiyorsun aynen. doğru. Harbiden parkur koştuğunu görünce veya parkta sağda solda bir denk denkacı ki tamam hani bu adam harbiden evet. belli sporcu bir adam hani yani bu bu bir şeyle, tozla, ilaçla, iğneyle yapılacak bir şey değil. Bak şöyle bir şey de var. Benim Instagram'da yıllar, 15 yıl hatta önceki paylaşımlarıma git o zaman da fitim. Yani ben hayatımın her döneminde fittim. Bir ilk avukatlığa başladığım dönemde hafif, o da hafif yani biraz bir formumu kaybettiğim bir dönemim var. Ama o bile aslında Türkiye geneline göre yine fit sayılır. Çünkü hayatımın bir parçası. Bak mesela çok yoğun bir dönemden geçiyorum şu anda. Bu akşam Dubai'ye uçacağım. Orada 3 gün kalacağım. Sonra bir gün İstanbul, sonra Moskova. Klasik Ama, Efe Tanay abi yani. Biz evet. alıştık yani. Senin, <laughs> senin hayatın hep böyle yoğun geçiyor zaten. Ama bu yoğunluğa rağmen yine antrenmanımı yapacağım, yine sporumu yapacağım. Yine sağlıklı beslenmeme devam edeceğim. Biriyle şimdi çok önemli bir iş adamım var orada. Ee, İtalyan bir adamla görüşeceğiz. Ben ben özellikle orada yemeklerini sevdiğim yerde buluşmak için randevulaştım. Niye? Çünkü gitmişken orada sağlıklı güzel yemek yapan yere de yiyelim. Hem ben orada özlediğim bir restorana gitmiş olacağım hem de adamla iş görüşeceğiz. Hatta saatini de e, antrenmanıma göre ayarladım. E, mesela maraton koştum mesela bu güzel bir örnek bence. Çünkü evet. iyi hani vücutçu iğnelerle, ilaçlarla yaparsın da ilaçla maraton öyle koşamazsın. 42 kilometre hem Moskova maratonunu koştum, hem İstanbul maratonunu koştum. Envai çeşit yarı maratonlar, kısa mesafeler, trail'lar, orman koşulları falan çok fazla yaptım. Uluslararası derecelerim falan da var. E şimdi onu da mı ilaçla yaptım? Yani... hani evet. Bir de galiba senin maraton yani dümdüz koşu da değil. Hani parkurlar, çamurlar, evet, atlamalar, zıplamalar, o, o tarz şeyler de var. Yani. Doğru bak mesela... Böyle elin kolum, yara böyle çok Biz iyi. Biz çok gördük onu. Aynen bak çok iyi Rusya'da biliyorsun. Moskova'da birkaç doğru. Kadar, kışın ortasında karda çok iyi da, onları da gördük yani evet, maraton aynen. deyince insan aklına böyle dümdüz koşu geliyor yani kilometre evet. onu da Gerçi yaptım o da çok ekstrem de hani onu da ama. yaptım evet. şöyle düz, dümdüz koşuyu da yaptım doğru bayağı asfalt koşusunu ama senin dediğini bak mesela o tabii takipçilerin iyi bildiği bir şey Türkiye'de onun versiyonu yok bu biraz ben askeri pentatlon yarışları gibi duvar tırmanıyorsun <laughs> kütük taşıyorsun engellerden geçiyorsun kol engelleri falan yani Tam bir e, robot gibi bir sporcu bir adam evet, olmanı gerekiyor. Tam gerektiriyor. bir antrenman yani. Evet. Bu arada bir ara sanki yeltendin gibi hani Türkiye'de böyle bir şey organizasyon yapalım. Güzel hatırlasın. Böyle bir şey sanki bir evet. fikrim vardı abi. Evet. Yani. Bak ne eski takipçiler her şeyi çok iyi biliyor. Harbiden çok çok doğru hatırlıyorsun. İsmi bile vardı. Vahşi Kurt Yarışı. Wild Wolf Race web sitesini kurdum. Başvuru formlarını, logosunu bakanlıkta İstanbul, bakanlık bir yere. Görüştü. Evet. doğru İstanbul Belediyesi ile görüştüm. Burada Park ve Bahçeler Müdürlükleri ile görüştüm. Çünkü bir alan gerekiyor onun için. Evet. E, ufak alana sıkıştırabileceğim konseptlerim var. Engelleri nasıl yapabileceğim? Çünkü bu bir düz koşu değil. Yani bir orman trail koşusu da değil. Bununla engeller var. Engeller de renkli, eğlenceli olmalı. Bir yandan da gücünü sınayabileceğin şekilde olmalı. Evet. Ve onları doğru bir şekilde yapacaksın. Sihir zevki olacak katılan adam eğlenecek yani az buçuk spor yapan adam bile kendini sınayabileceği seviyede olmalı. Bunların hepsi çok ciddi yani çok gerçekten çok ciddi derecede teknik bilgi gerektiriyor. Ben yani sadece Rusya'da değil ben e, Arap ülkelerinde de Avrupa'da da İtalya'da falan bir sürü ülkelerde bu tarz yarışmalara katıldım. Evet. Mesela iki sene önce İtalya'da Avrupa şampiyonası yapıldı. Avrupa şampiyonasına giden tek Türk bendim. Bu tarz yani dünyanın her yerine katıldım ve çok da seviyorum. İnanılmaz iyi hani dünya çapında derecelerim de var aslında. Türkiye'ye de getirmek istedim ama Türkiye'ye getirmek için ciddi bir altyapı kurup onun için bir ilgi ve bir kültürlü bilgili bir evet. topluluğu oluşturmak gerekiyor. Evet. Ben biraz orada tıkanmaya başladım. Çünkü bunun için mesela Rusya'da yapılıyor. 2000-3000 kişi katılıyor. Manyak bir rakam. 2000 evet. kişi sporcu olarak kimisi 50 dolar, kimisi 100 dolarlık katılım ücretleri ödüyor. Türkiye'de şimdi 1500 TL'ye böyle bir yarışmaya katılım başvurusu çok zor. Zaten senin Avrupa'da gidip tek başına bir tek bir Türk olarak yarışmandan aslında belli ama biz ben direkt yani şu kafadayım hani biliyorsun Survivor var ya hani evet, işte evet. televizyonda hani çok da seviliyor tutuluyor. Bütün sosyal medyanın gündeminde hani şampiyonları süreci. Evet. Diyorum ki hani bunun gerçek versiyonu işte senin de benim de Aynen. halkın katılabileceği versiyonu gelirse tutulur diye insan aslında düşünüyor ama evet. Maalesef herhalde realitede öyle olmuyor. Güzel söyledin. Tutabilir. Tutulması evet. sağlanabilir. O biraz marketing yani PR diyoruz ya. Evet. Biraz köpürtme diyoruz. Böyle ünlendirmek lazım. Evet. Biraz böyle belki bir ünlülerden falan getireceksin. Evet. Bu şey, böyle tarz şeyler yapmak lazım. Evet. O alanı kurmak, o engelleri kurmak. Bütün, yani çok ciddi paralar harcamak evet. gerekiyor. Ya yani o altyapıyı kurmak. Ben bu arada neredeyse tek başıma bayağı işe girişiyordum neredeyse. Evet. Ve yani kendi bütçemle, kendi yatırımımla. Ben yaptığım girişimlerin çoğunu kendi paramla yapıyorum ama birileriyle partnerlik yapıyorum. Evet. Yani biri sonuçta tek başına efetana bir adam bunu yapamaz. Evet, yok yani. mümkün değil abi. Evet. Senin sadece bunun evrak, kağıt evet. görevlisi süreciyle uğraşman bile aslında mümkün evet. değil. Evet. Yani. Evet. Birileriyle de, bir iş ortaklığı aslında mecbursun. Yani. Doğru. Yani. Bir de benim şöyle bir şansım var. Mesela sen şimdi beni tanıdın. Ben yarın öbür gün Mirza şöyle bir iş yapacağız yani. dediğimde ee, biliyorum ki, görüyorum zaten kendine bunun benzerlerini söyledin seve seve geleceksin. Başım Benim... üstüne her zaman. Eyvallah. Bu da güzel bir şey. Niye? Evet. Çünkü insanlar internetten de olsa buluyor, tanışıyor. Diyor ki yani bu adamla iş yapılır. Ha, bu adamla yola girilir. Bu o zaten verebilmek benim için en büyük değer. Bak mesela ben internetten reklam da vermiyorum. Evet. İnternetten sponsorluk yapmıyorum. İşte marketing, PR bir şey, böyle güzelleme, otel tanıtımı, restoran evet. tanıtımı öyle şeyler hiç yapmadım, yapmıyorum. O şekilde para kazanmak değil Hı. amacım. Belki Instagram benim seninle tanışmama vesile evet. oldu. Seninle birlikte belki başka bir şey yapacağız. Evet. Ben, bana Instagram'ın katabileceği şey bu. Ben böyle bakıyorum olaya. Doğru evet yani gittiği restoranda hani sırf o yediği yemeği işte bedavaya getirebilmek için işte ben size story paylaşıyorum siz de hani bunu. Bu pazarlıklara giren bir adam olsaydın zaten e, biliyorum çok fazla hater'ın da var, çok fazla linç eden, nefret edenin de var. E, biliyorum yorumlarını da okuyorum ama eğer bu tarzda bir adam olsaydın zaten o kemik kitleyle böyle aranda güzel bir bağ olmazdı. Evet. Ben bu arada ayrıca şey de söylemek istiyorum. Hem Hayat hayat Okulu evet. Telegram e, grubunda varım evet. hem de Mastermind sonrasında beni bir WhatsApp evet. grubuna almıştın. Orada evet. da varım. Evet. E, böyle gerçekten baktığımda o kemik kadro edeceğim tabiri caizse. Evet. Kimse yanlış anlamasın diye takipçiler ama e, gerçekten sana saygı duyuyorlar ve sahipleniyorlar. Hani evet. Evet. ben mesela ya ben mesela çekemeden sana abi diyebilirim. Hani gerçekten bir evet. abim olarak görüyorum. Halbuki atıyorum bir iş insanısın, avukatsın bir yerde. Hani evet. Biraz evet. profesyonel bir yaşantın var gözüken o. Ama işte sen o tarz işlere bürünmediğin için ya işte hadi yemeğimin şeyi çıksın hani ya işte otel, onlara ev aldın. Hadi otelde şurada kalalım. Bu tarz böyle ucuz hesapları girmediğin için abi bir yerde de dediğim gibi bu kemik kadro gerçekten sana saygı duyuyor ve seni sahipleniyor bir yerde. Bu çok güzel bir şey. Evet. Çünkü sen karşındakiler sana değer verdiğin kadar değerlisin. Evet. Sen Onlara bak mesela parayla takipçi alanlar var. 1 evet. milyon takipçisi var. Efe Tanay'ın ne? 30-40 bin. Şimdi bir milyonu görünce insanların gözü dönüyor. Ulan 1 milyon insan diyor. Türkiye'de bir milyon olmayan şehirler var, düzünelerce. Adam diyor bir şehirden fazla adamı takip. Halbuki fake. Ya da ya da o bir milyonun ne kadarı gerçek? Ne kadarı gerçekten severek takip ediyor? Sana sana o bir milyon insan ne kadar değer veriyor? Yani sen mesela arkadaşlar bugün şurada toplanacağız. Şöyle bir şey istiyorum. Ya da şunu sev, işte beğeniyorum dediğinde ya gidip gerçekten onu yapıyor. Benim mesela bir arkadaşım bir işletme açmıştı. tamen arkadaşım orada reklam falan değil. Ya dedim buralarda olanlar varsa hani bu arkadaşımın yeri hani çok seviyorum. Harbiden de çok gerçekten de çok iyi evet. iş yapıyordu. Dedim hani uğrayın hani evet. bir tadına bakın beğenmezseniz de söyleyin. Evet. Ondan sonra var ya o kadar fazla insan gitmiş ki. Çünkü gerçekten çok evet. iyi bir yerde. İşte çünkü sen olayı kefilliğini koyuyorsun evet. yani. Hani bizde Doğru. vardır ya hani usul olarak işte Efe selamı var. Hani bir yere bizi böyle kültür olarak evet. gönderiliriz ya. Doğru. Seninki reklamdan bağımsız diyor ki işte Efe abinin kefilliği var için. Yani evet. O beğenmiş. Tamam tavsiye niteliğine dönüşüyor mesele. Evet. Hatta şöyle bir şey de söylemiştim. Beğenmezseniz hani unfollow edin. yani <gülüyor> Linçleyin, <gülüyor> bloklayın. O kadar güveniyorsun çünkü evet. yani. Çünkü evet. hani bak reklam olsa pazarlamaya, para karşılığı olsa evet. boktan bir şey çıksa affedersin. Evet. Ondan sonra vay adam bizi evet. daha Aynen. bir kere gönderdi. Ve bu mesele de ben şahsım adına Abi çok ciddi kullanılmış hissediyorum kendimi ya. Evet, ya evet. bir adam işte isim vermeyelim şey olmasın. Aha. Atıyorum 20-30 milyon takipçisi var. Random bir şey yani. Atıyorum kebapçı evet. ve o tamamen takipçi kitlesiyle böyle bir şeyleri manipüle edebileceğini, piyasayı manipüle edebileceğini zannediyor. İşte işlerini üst üste koymaya çalışıyor. Halbuki baktığımızda hani adamın adı influencer güya. Hani sen de bir influencer'sın o da. Evet. Ama hiçbir şey influence etmiyor. Hiçbir şey hayatımıza katmıyor. Hiçbir değer ve kıymet vermiyor. Çok doğru. Sonra durdum dedim ki ya ben bu 30 milyonda birim. Tamam. Hiçbir kıymeti yok ama dedim ki karınca misali benim şeyim tarafım olsun. Ben bu adamı manfola ediyorum abi. Ben bunu evet. çıkıyorum. Ben bu kitlenin içerisinde olmak istemiyorum. O gücü onun eline vermek istemiyorum. Doğru. Çok evet. güzel. Çünkü çok güzel bir detay yakaladın. Ben kullanılmış hissediyorum kendimi. Bak Veya... o tarz adamlar çok güzel bir evet. detaya bastın. Sana ne katıyor? Evet. Yani o kendisini takip edenlere bir şey katmıyor. Evet. Bel altı espriler, saçma sapan evet. dandik içerikler, evet. garip Çünkü... garip şovlar yani böyle hiç bir, bir 15 saniyelik saçma sapan bir, bir 30 saniyelik evet. bir video izliyorsun. E ne oldu? Ama ben ne yapmaya çalışıyorum? Ben hep böyle filozofik, tarihi, işte siyasi, başka hayata dair Moğolistan şimdi viral olan bir başka videom daha 3-5 gün önceki inanılmaz izlendi. 2-3 gün içerisinde 100 bini geçti. O videoda da mesela biz Moğollardan gelmedik. Lan Moğollardan evet. gelmedik zaten. Onlarla aynı topraklarda yaşadık. Orada Türk e, obası yani eski Türklerden kalan bazı insanlar var ormanlarda. Eski geleneklerimizi koruyarak yaşıyorlar. Onları anlatıyorum. Onları ziyaret evet. ettim diye. Kaldı ki burada arada özür Hani oradan gelsek ne olacak? Evet. Ama yani işte, Bizim için ne kıymeti var? Ne, nasıl bir kıymet var? Urukçu ya. Evet. Adam kafayı öyle Kafa takıyor. Kafa ediyoruz. Evet. Tam o ekip. Evet, evet. Maalesef abi bunlar üzücü şeyler. Yani bir de sen de daha önce yine burada toplantıda konuştuğumuzda şey söylemişsin. Sinir uçlarına dokunuyor bazı meseleler. Bu er evet. Ermenistan meselesi olsun. Evet. Yani ben izlediğimde hiçbir şekilde beni böyle kalbimi rahatsız eden bir mesele görmedim. Adam sadece bir şey tecrübe etmiş. Diyor ki işte sokakta Türkçe konuşuyorlar. İşte atıyorum yemeklerimiz çok benziyor. İşte evet. Türk kahvesi diyorsun. insanlar şey yapmadan, seni yadırgamadan evet. kahveni getirip koyuyor önüne. Evet. Yani tamamen dümdüz bir info veriyorsun, bir bilgi veriyorsun aslında evet. ama insanlar nasıl böyle oraları buraları çekiyorlar? Onu anlamış değilim maalesef. Hemen anlatayım. Çünkü o adam çok fanatik. Yani Uşak, radikal değil mi? Radikal. Çok radikal. Doğru. Bunu hep ben futboldan örnek veriyorum Türkiye'de. Çok güzel evet, örnek. Var. Çünkü adam mesela Galatasaraylı. Galatasaray Galatasaray fual yapıyor. Açık net fual. Yavaş çekimde gösteriyorlar. Hani net fual anladın mı? Tartışmalı olabilir bazı şeyler. Ama bu tartışmalı değil net Adam diyor ki abi bırak ya Faaldi. Hani çok artık evet. dondurup böyle ekran artık fotoğraf mesela atıyorum penaltı eline değmiş. Evet, evet. Ulan eline değiyor yani bu tartışılacak bir şey değil. Kabul, Top kabul eline değiyor. Maalesef. E, o zaman, yani bu, o futbolda da çok özürlüyorum. Evet. Gerçekten beni çok rahatsız eden mesele var. Ya adam Fenerbahçe forması giydi diye Beşiktaş'ta Kartalın orada dayak yiyor. Evet, ya bunu yani. kabul edemiyorum. Bak, adam adam o... Galatasaray formasıyla Kadıköy'de stadın orada geçiyor işte, diye işte Ocaklı Bostan Suadi'ye orada yürüyordu diye yazık Abi adamın arabasını pert ediyorlar, linçliyorlar, şey yapıyorlar. Bir tanesi işte ne bileyim GS plakalı arabasıyla geziyormuştu adamın arabasını. Evet. Ya kardeşim bu bu futbol denilen mesele bizim için var. Keyif alalım diye evet. var. Hani eğlenelim diye var. Gerçekten bir adamı dövmeye değer miydi veya bir can almaya değer miydi? Evet. Avrupa'nın göbeğinde orada burada yine bizimkiler gidip kavga ediyor. Şimdi işte bu beyin artık yıkanmış hale geliyor bir yerden sonra. Kimisi için bu e ırkıyla alakalı. Kimisi diniyle alakalı. Kimisi futbol için böyle bakıyor. Herkesin böyle tas kafalı affedersin. Bakış açıları var. Hiçbir şekilde onun dışına çıkamıyor. Kabul edemiyor. Mesela burada ırkçılık yapıyor. Sonra Avrupa'ya gidince o Avrupalılar ırkçı diyor. Sen aynısını burada yapıyorsun. Daha beterini hatta. Daha iğrencini. Mesela bu e, çok güzel bir örnek. Ben Avrupa'ya da çok fazla zaman geçirdim. Almanya'dan birçok yerine gittim. Çok fazla kez gittim. Almanya'da çok Türk olduğu için de Almanya Böyle küçük Türkiye gibidir harbiden. Bazı mahalleleri var. Küçük İstanbul diyorlar. Evet. E, o tarz o e, Kreuzberg'de, Nonköl'de ve başka böyle şehirlerde de hep Türklerin olduğu yerlerde de zaman geçirdim. Evet. Mesela bir tane çok hızlı bir örnek. Adam e, Türk mahallesi, Türk bakkalı. İçeride dört Türk'üz. Orada doğma bimoralı Almanlar var. İşte adam şey bir tane Alman girdi bakkala. Alman girdi. Bir şey aldı. Oradaki kaba saba Türk de baya kültürsüz, eğitimsiz böyle normal şartlarda kimsenin hiçbirimizin muhabbet etmeyeceği bir adam. Bir şekilde o aynı aynı ortama denk gelmişim. İnanılmaz kültürsüz bir adam ama. Adam Alman'a böyle omuz attı. Türkçe konuşuyor yüzüne bakıp küfür ediyor. Ağır küfür ediyor. Alman Alman Türkçe küfür anlamıyor ama yani belli ki çok kaba bir şeyler söylüyor ve evet. durduk yere gereksiz yere niye çünkü orada bir show yapıyor ben Türkiye'den gelmişim ondan sonra bana döndü işte bu öküzler bu ırkçılar bunlar falan ondan sonra adam aldı ürününü hiç böyle bir bakma hiç e, diyalog adam kurmadı mı? muhatap olmadı çünkü bir şey söylese kavga çıkartacaklar dövecekler bir adam üstüne adam ona müşteri olarak girmiş bu birebir yaşadığım bir olay bir arada ondan sonra dedi ki bu adamlar ırkçı işte bizi böyle dışlıyorlar dedim yani ben de seni dışlarım. Yani onun senin senin Türklüğünle Almanlığınla alakası gel yani sen neden dışlanacak bir adamsın yani? <laughs> sen insan olarak dışarıda olman gereken evet. bir insansın. Evet. Ya o o adamı dünyanın her yerinde dışlarlar. O adamı Türkiye'de de Türkler dışlar zaten. Hani sonra Alman neden Türk'ten nefret ediyor? Bu tarz Türkler yüzünden nefret evet. ediyor. Tabii ki kültürlü, eğitimli çok fazla Türk gidiyor, doktor gidiyor, mühendis gidiyor, başarılı iş adamları gidiyor, turistlerimiz gidiyor. Yani çok başarılı insanlarımız var ama bu tarz adamlar da var. Evet. Şimdi o Alman sadece bu tarz adamlarla tanıştıysa Türklerden nefret eder hale geliyor. Sonra düzgün bir Türkle tanışınca da "Aa Türkler böyle miydi?" Ben bunu çok fazla yaşadım yurt dışında. Artık böyle e, kanıma, sinirime dokunan bir şey haline gelmişti. Avrupa'da mesela bu gördüğüm e, yukarıdan bakan kafa yapısını Rusya'da mesela ben hiç görmedim. Rusya'da bu tarz Türk aşırı az, yok yakın. Tabii ki var, her yerde var e, ama çok az. E, Rusya'da daha böyle özgür bir e, yaşadım diyebilirim. Yani bu bu manada çünkü. Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de biraz böyle o ön yargılarla mücadele ederek yaşıyorsun. Eğer yani düzgün kaliteli bir adamsan, Türksen orada bu tarz bu Alman hikayesindeki gibi o Alman'ın bir ön yargısı artık oluşuyor. Sen hayatında yeni böyle işlere atılmakta olan, hayatını yeni yeni kurmakta olan biri olarak e, Instagram'da ne kadar etkileniyorsun. Neleri sana daha böyle motive eden, yol gösteren şeyler olarak görüyorsun? Ben direkt senin üzerinden spesifik bir örnek vermek istiyorum. İlk tanıştığımız anda da bunu söylemiştim evet. zaten. Benim için en kıymetli nokta. Ben her zaman arkadaşlarıma şunu söylerim işte ya diyorum benim kafamdaki planları hayata geçirebilmem için, bu hayatı yaşayabilmem için ya gün 48 saat olacak ya da iki tane mirzae ihtiyaç var. Yani birisi okula gidecek, aileyle şunla bunla ilgilenecek. Geri kalan da işler, ticaretler, Amazon'da şudur budur bunlarla ilgilenecek. Ama seni takip ettikten sonra işte senle böyle senin hayatını detaylı gördükten sonra diyorum ki abi diyorum ben ben uçmuşum yani. Çünkü bunlar harbiden realistmiş ve yapılabilirmiş. Çünkü bu adam yapıyor. Görüyorum. Uyanıyorum saat 11 bir bakıyorum Efe Tanay yine story atmış. 4 saat önce sabah koşuyor. Abi diyorum demek ki olabiliyormuş hani. Ben daha yeni uyanırken Efe Tanay benden 4-5 saat önce kalkmış. 1 saat koşmuş. Sporunu yapmış. Kedisini smokey gezdirmiş. işini bitirmiş. O arada da daha bir sürü iş toplantısı var belki işte bir yerde bir mekandan yine bir story atıyor, kahve içiyor, bilgisayar açmış, işini bitirmiş. Ve saat 11. İkimiz de aynı yeryüzünde yaşıyoruz. Ama Efet benden 4-5 saat daha ileride. Ve akşama kadar da senin storylerin bitmiyor. Ben böyle senin storylerine baktığımda yukarısı dünya kadar çizgi dolu. Sen akşama kadar full gününü dolduruyorsun. Ve işte sende en çok etkilendiğim şey buydu aslında. Hani o influence dedik ya. Bende bıraktığın en büyük etki aslında buydu abi. Yani bakıyorum Ha bu arada geçenlerde de yeni evlendin. Hani o sürece de ben şahit oldum. Hayırlı olsun. Yani umarım şey mutlu var. olursunuz. Abi evlilik var, ondan sonra iş var, spor var, Bin bir türlü belki girişimle uğraşıyorsun ve bunların hepsini hayata sığdırabiliyorsun. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Yani bu gerçekten beni bu anlamda etkiledi. Dedim ki tamam hani birileri yapabiliyormuş demek. Ne güzel. Ona yani. inanmaya başladım yani seni gördükten sonra. Bunu bunu duymak çok güzel. Ee, bunun ne kadar içten, doğru mübalağa edilmeyen bir şey olduğunu artık biliyoruz. Asla asla mübalağa yok ya. Dediğim gibi hani şahit olunca diyorum ki ya evet yapılabiliyormuş. Ben de 4 saat erken uyansaydım evet. bugün sporu da biterdi. İşte siparişler de hazırlanırdı. Görüşmeler de yapılırdı. 11'de kalkar okula da giderdim. Dersimi bitirirdim. Bak mesela bu mübalağa konusunda birkaç güzel örnek var. Evet. Şimdi ilk başta benim fiziğimle ilgili örnek verdim. Çünkü spor çünkü spor bu görüntü Anladın? Mı? Mesela ben paramla ilgili sana mübalağada bulunabilirim. Evet. Şimdi ne yapacağım? Aç işte banka hesaplarını mı göster? Diğer ülkelerdeki hesapların para topla ne kadar efendi efendinin ne kadar parası var? Bu göreceli bir şey. Evim benim dersin kiralık evine. İnternetten mübalağa olduğu zaman insanlar fark edemeyebiliyor ama sen mesela kendini bir yere işe girmek için tanıtırken işte başka bir konuşmada mesela kendine ilgili bir bilgi veriyorsun. Benim aslında bununla ilgili güzel de bir hikayem var. Türkiye'nin en iyi işi diye bir proje yaptım. <laughs> Hatırlıyorum. Ha. Ya. Mesela orada tabii ki benim bu arada kabul edilmemle ilgili değildi ama orada kendini ne kadar renkli bir insan olduğunu anlatman gerekiyor. Bir sürü şey yaptım. Sporda oydu buydu seyahat ettim falan. Böyle renkli bir adam. Efe ana renkli bir adam derken bir yerde de arada İtalyanca bildiğimi de İtalya'da yaşadığımı da söyledim. Şimdi oraya gittik adamlar olan, bu adam bir sürü hem avukat hem gezgin şu bu falan ee, İngilizce orada turistlerle falan konuşuyoruz ama mesela İtalyanca çok spesifik bir dil. Bir de şimdi bir şeyi biliyorum diyebilirsin ama ne kadar biliyorsun o da önemli. Mesela belki öyle merhaba nasılsın iki çat pat yemek sipariş verecek kadar İtalyanca biliyorsun belki. Bugün o proje başladı. Tabii ki beni İtalyanca bildiğim için almadılar. Ama hani çok gönlü, çok farklı bir arkadaş diyerek beni seçtiler. Aldılar, proje başladı. İkinci, üçüncü haftasında falandı. İnanılmaz rastlantı bir şekilde arka masamızda iki tane İtalyan denk geldi. Ben onlarla kokara kikiri muhabbet, samimi oldum. Onlara tavsiyeler veriyorum. Adamlar Instagram'dan baktı. Sen bayağı biliniyormuşsun. Google'a ismi yazıyorlar. Bak. Ben bayağı samimiyet oldu. Bayağı adamlarla arkadaş olduk. Kanka kokara kikiri muhabbet. Sonra bu projeyi kabul eden o e, işte organizasyonu yapan adamlardan bir tanesi şey dedi. Ya Efe dedi sen baya baya konuşuyormuşsun dedi. Biz dedi sen orada öyle söyleyince zannettik yani o yine ufaktan bir şey. Şimdi bunu mesela e, o an ispat edemezsin bir şey söylerken. İnternetten çok kestirebileceğin bir şey değil. Ya ben burada bunu anlatırken bile belki e, evet, bir şey... Hala inanmayan olabilir. Evet, evet. O işte ama mesela sporda adamın görüntüsü belli diyorsun. Bazı şeyleri işte son ana gelene kadar emin olamıyorsun. O yüzden internette karşındakini kestirmen, onun nasıl bir adam olduğunu anlaman çok mümkün olamayabiliyor. Evet. Mesela şey var ya, işliğin en önemlisi %80 kendini pazarlama evet. derler. Yani aslında çok güzel bir iş yapmayan adam bile kendini çok iyi pazarlayabiliyorsa, ben buyum, ben şuyum, çok iyi yaparız, bilmem kimin işini biz yaptık, şu öyledir, böyledir. Hani ağzı laf yapıyordur. Evet. Adam zannedersin ki çok iyi. Evet. evet, bununla alakalı çok sevdiğim bir söz var ve böyle biraz çok da etik gelmeyebilir ama hayatımın notası haline getirdim. ''Fake it till you make it.'' diye bir laf var. Evet, 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 yani evet. Gerçekleşene kadar, o gerçek olana kadar öyleymiş gibi davran. En evet. azından kendini o ruh haline bürün. Evet. İnsanları kandırmaktan asla bahsetmiyorum. Evet. Yanlış Evet. Ama yapana kadar ben o ruh halinde, o modda olayım yani. Çok doğru. Hiçbir toplantım yok mesela. Burada. Hiçbir şeyim yok ama her gün pantolonumu, gömleğimi giyeyim. Sanki bugün bir, bir iş toplantım varmış gibi dışarı çıkayım. O mental bir gün yakalayacağım yani. Bir gün harbiden. Evet. o gün gelecek. Gerçekten iş toplantısına gittiğim gün gelecek yani. Evet. Şorkla çıkmak yerine pantolonla, gömleğimle çıkmak. Bu kafa yapısını yakalamak. Bak abi. sen ilk tanıştığımızda bana zaten bu hani zeki, girişken böyle e, çevik intibayı verdin. Bugün buradayız beraber. Senin e, iş girişimlerine de ilgili konuşacağız. Çünkü çok değişik ve çok e, yön gösterici bir iş hikayem var. Mirza'nın güzel bir girişim hikayesi var. Onun üzerinden Hayata dair neler öğrenebiliriz'i göreceğiz. Genç yaşta yapıyor, yapmış olması bence mükemmel bir şey. E, dolu dolu. O yüzden bugün buradaydık. Bir sonraki videoda Mirzanın hayat hikayesini ve girişim hikayesini dinleyeceğiz.